WordPress e merhaba. Bir önceki dersimizde blok editöre giriş yapmıştık. Bu derste ise blokların özelliklerinden, hangi bloklar olduğundan, sayfa tasarımında blokları nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğim. Daha önceden yaptığımız blokları kaldırmak istiyorum. Bakın bloğa tıklayıp şuradan 3 noktaya basıp bloğu kaldır işaretleyebilirsiniz. Eğer sizde ayarlar şurada her bloğun üstünde çıkıyorsa bunun için de şuradan 3 noktaya basıp Tam ekran modu ve üst araç çubuğunu seçerseniz karışıklığı engellemiş olursunuz. Buradan yine bu bloğu da kaldıralım. Evet. ilk açtığınızda bu şekilde bir görüntü geliyor. Öncelikle başlığımızı girelim. Başlık biliyorsunuz çok önemli. İlgi çekici bir başlık mutlaka bulun. Evet başlığımı yazdım. Daha sonra yazmaya başlayın ya da bir blok seçmek için yazın demiş. Tıklıyorsunuz. Bu ilk paragraf diyelim. Her enter'e bastığınızda yeni bir blok oluşuyor arkadaşlar. Her enter'e bastığınızda. Şimdi bu paragraf bloğu en çok kullanılan bloğumuz zaten. Bu bloğun özelliklerini şuradan değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca buradan da değiştirebiliyorsunuz. Peki hocam ikisi arasında ne fark var? Bu üst kısımdaki ayarlar daha çok bloğun içindeki içerikle alakalı değişiklikleri yapmamızı sağlıyor. Örneğin işte ortala, sağ hizala, sola hizala gibi veya bolt yap, itelik yap, link ver gibi. Sağ taraftaki ayarlar ise bloğun temadan etkilenen ayarları. Örneğin yazı tipi boyutu. Normalde standart bir yazı tipindedir bütün bloklar. E, temanın özelliklerinden kaynaklı. Ama burada onun dışına çıkmak istediğinizde buradan o ayarları değiştirebiliyorsunuz. Peki hangi blokları ekleyebiliriz başka. Paragrafı gördük. Burada birkaç şey daha göstermek istiyorum. Şuradan 3 noktaya basıp blok ayarlarını gizliye bastığınızda şu yan taraf gider. Burayı gösterelim. Çoğalt dediğinizde aynı bloktan bir tane daha kopyalar. Öncesine ekle dediğinizde bakın bloğun öncesine tekrar yeni bir blok ekler. Öncesine ekledik. Sonrasına ekle'ye bastığınızda da sonrasına bir blok açar. Tekrar kullanılabilir blokları göstereceğim. Onu başka bir listede göstereceğim. Şimdi burada değil. Bloğu kaldıra bastığınızda ise hangi bloğun içindeyseniz o bloğu komple kaldırırsınız. Son olarak linki de göstereyim. Bağlantı verme. Örneğin buraya tıklandığında başka bir sayfaya yönlendirmek istediğinizde buraya bağlantıya tıklıyorsunuz. O sayfanın adını yazabilirsiniz. Örneğin ilk kez gidenlere Londra Gezi Rehberi'ne diyelim yönlendirelim tıklıyorsunuz. Bakın o yazıya gidiyor. Bakın buraya link verdik. Bu bu bloğu daha üstlere bakın şu şekilde taşımanız mümkün. Bakın şuradaki mavi çizgi önemli. Oraya gideceğini gösteriyor. Buradan sadece şu şekilde sürükle bırakla taşıyamazsınız. Dikkat edin. Ben biraz şöyle içeri doğru çekiyorum faremi ancak o zaman taşırsınız. Daha kolay bir yol daha var. Şu yukarı oka, aşağı oka basarak da yerini değiştirebilirsiniz blokların. Şuradaki artıya basarsanız bu bloğun altına bir blok ekler. Hangi bloğu ekleyeceğinizi buradan seçiyorsunuz. Buradaki üstteki artıya basarsanız da bloğun üstüne bir blok ekler. Bunlar genel özellikleri blokların. Şimdi şunlardan bazılarını silelim. Buradan artıya bastık. Şimdi şurada ilk çıkan en çok kullanılan bloklar. E, bu en çok kullanılan bloklardan gitmeyeceğim. Siz de şurayı kapatabilirsiniz. Burada hangileri var? Ortak bloklar, biçimlendirme blokları, yerleştirme öğeleri, bileşenler ve gömüller. Ortak bloklardan başlayalım. En çok kullanacağımız bloklar bunlar. Örneğin paragraf. Şimdiye kadar eklediklerimizin hepsi paragraf bloğu oldu. Daha sonra artıya bastık. Resim bloğu. Yani resim ekleme. Bakın bu resim bloğu geldi. Buradan ortam kütüphanesinden seçeceğinizi söylüyorsunuz. Var olan görsellerden bir tane seçebiliyoruz buradan. Bakın görseli yüklediğinizde sağ tarafta görselle ilgili ayarları değiştirebileceğiniz bölüm var. Alt metin. Alt metin görmeyen insanlar için o görseli açıklıyor. Ayrıca bu Google'da SEO için de Google görsellerde çıkmak için de önemli. Bunu yazacağız buraya. Mesela ne yazalım buraya? Londra Big Ben Saat Şöylesi görsel tam boyut mu olacak orta boyutta mı olacak bunu ayarlayabiliyorsunuz Ya da elle buradan yükseklik e, genişlik verebilirsiniz. Bunların dışında yeni gelen bir özellikse görselin genişlik yüksekliğini bozmadan sadece yüzde kadar küçült ya da yüzde 50'si kadar küçült şeklinde de ayarlama yapabiliyorsunuz. Görsele tıkladığınızda bir yere gidecekse buradan özel adrese basıp adrese buraya yapıştırabilirsiniz. Eğer tıklandığında yeni sekmede açılsın istiyorsanız da bunu işaretleyeceksiniz. O zaman yeni sekmede açılır. Gelişmişte ise yine XSS sınıfı var. Bunu şu anda kullanmıyoruz. Bakın buraya hemen bir görsel bloğu ekledik. Bu görselin içinden de yine görselin büyüklüğünü değiştirebilirsiniz. Üst kısımdaki araç çubuğunda ise bakın buradan görselin hizasını ayarlayabilirsiniz. Solda mı sağda mı ortada mı olacak? Görseli düzenleye basıp Farklı bir görselle değiştirmek istiyorsanız bunu da ayarlayabilirsiniz. İsterseniz buradan dosya seçine basıp şuradan dosya seçine basıp bilgisayardan da istediğiniz görseli yükleyebilirsiniz. Mesela ben şu eşimin görselini yükleyeyim. Seçe bastığınızda bakın görsel değişecektir. Şuradaki e, görsel değiştirme kısmından yaptım bunu. Yine buradan bloğu kaldırabilirsiniz, gizleyebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Bu gibi ayarları yapmanız mümkün. Evet bir sonraki ayara geçelim. Tıklayalım. En çok kullanılanı kapattık. Ortak bloklarda liste. Hemen bir liste yaptık. Mesela bu şöyle listemizi oluşturduk. Mesela listeyi hemen üste taşıyabiliyorum, alta taşıyabiliyorum. Blokların yerlerini değiştirebiliyorum. Buradan listeyi şu anda e, sırasız liste buradan basıp sıralı listeye çevirebilirim. Girintilerini arttırıp azaltabilirim. Mesela şu daha içeride gözüksün. Bu şekilde değiştirebilirim. Yine link verebilirim. E, burası hepsinde aynı zaten blokların. E, Listeinin e, sağ taraftaki ayarlarında önemli bir e, seçenek gözükmüyor. Bir sonraki bloğa geçeyim. Ortak bloklarda başlık bloğu. Bakın ara bir başlık eklemek istiyorsunuz. Bakın otomatik olarak seviye 2'de geldi. Çünkü H1 başlığı asla yazı içinde kullanmıyoruz. Çünkü yazımızın kendi yukarıda yazdığımız şu başlık zaten H1 başlık, en büyük başlık. Buraya yazacağımız başlık H2, H3 olabilir. Bu başlıkları da hiyerarşik bir şekilde kullanmakta yarar var. Alt başlığımızı yazdık. Bunun hizalamasını şuradan yapabiliriz. Buradan da yine H3, H2 gibi değişiklikleri yapmamız mümkün. Bir sonraki bloğa geçelim. Galeri, aynı resim gibi galeri de buradan ekleyebiliriz. Ortam kütüphanesinden galerimizi oluşturabiliriz buradan. Birkaç tane görsel seçtikten sonra yeni galeri oluştur'a basıp yazıya ekliyoruz. Bakın galeri oluştu. Burada da galeri kaç sütun olacak? Bakın sağ taraftaki blok ayarlarından görebiliyoruz. İki sütun olsun, tek sütun olsun gibi. Bakın iki sütun yaptığımda bu şekilde bir görüntüleme sağlıyor bize. Üç sütun olsun dedim de dedi. bu şekilde. Yeni görsel eklemek isterseniz de buraya basabilirsiniz. Bir sonraki bloğa bakalım. Alıntı. Bakın bir alıntı yazalım. Kaynağımız da Albert Kamu olsun. Bu da şu anda alıntı bloğu. Bu alıntı bloğunda neler yapabiliyoruz? Bakın burada stillerini değiştirebiliyorsunuz. Büyük yapabilirsiniz ya da normal yapabilirsiniz. Buradan hizasını değiştirebilirsiniz. Peki şu nedir? Vazgeçtiniz. Bu bloğun türünü değiştirmek istiyorsunuz. Bunu paragraf yap diye ayarlayabilirsiniz. Bir sonraki blok ses dosyası ekleyebilirsiniz. Ee, normal resimle aynı. Manşet bakın farklı yeni bir özellik bu. Manşet ekleyip buradan ortam kütüphanesinden yine bir görsel seçelim. Bakın üstüne yazı yazabiliyoruz. bu şekilde manşet bölümünü oluşturabiliyoruz. Burada neler yapabiliriz? Bakın bu bloğa tıkladığımızda bu kaplama rengini değiştirebilirsiniz. Kaplama rengini. Bunun arka plan saydamlığını ayarlayabilirsiniz. Sabit arka plan dediğinizde ona zoom yapacaktır. Bu gibi ayarları değiştirmeniz mümkün. Yine bunu da ortalayıp sola hizalayabilirsiniz. İçindeki yazıyı yine ortalayabilirsiniz, hizalayabilirsiniz. Bu, bu blokta bu ayarlar mümkün. Bir sonraki blok. Şu en çoğu kapattık. Ortak bloklardaydık. dosya ve video var. Dosyayı seçtiğinizde istediğiniz bir dosyayı mesela şu dosyayı PDF dosyasını yükleyip onun doğrudan indirilmesini sağlayabilirsiniz. Evet. Buna indire bastığında ziyaretçiler doğrudan indirmelerini yapabilecekler. Ortak bloklara devam ediyorum. Video ekleyebilirsiniz ama videoyu doğrudan sitenize yüklemenizi tavsiye etmiyorum çünkü çok yer kaplıyorlar. Ayrıca eğer site trafiğiniz artarsa videoları izlemek zor olabiliyor. Bunun yerine YouTube'a ekleyeceğiz ve YouTube videolarını ekleyeceğiz. Peki ortak bloklar bölümünü bitirdik. Satır içi öğeler. Satır içi görsel bakın. Satır içi ne, ne demek? Ondan bahsedeyim. Normalde görseli böyle tek ekleyebiliyoruz. Ama paragrafın içine eklemek istediğimizde. Bu paragrafın içine bir görsel eklemek istediğimizde. Buradan basıp. Satır içi öğelerden. Satır içi görseli seçtiğinizde. Şunu seçelim. Bakın gördünüz mü? Şimdi ise paragrafın içinde oldu. Yine bunun hizasında bu gerçi paragrafın komplesin hizalaması buradan ayarlıyoruz. Bu da satır içi görsel ekleme.